Herkese merhaba arkadaşlar. Clash of Clans Türkçeren ben Mustafa. Bugün yeni bir saldırı stratejileri videosuyla karşınızdayım. Bu videoda balonlar ve dal kavukların kupa kasmada kullanımını göreceğiz. Bu yöntemi köy binası 9 ve üzeri kullanabilirsiniz yani. Daha düşük köy binalarında da deneyebilirsiniz. Fakat buradaki kadar etkili olmayacaktır diyorum. 220 kamp yeriniz var ise 20 adet balon, 60 adet dal kavuk kullanmanızı öneriyorum. Fakat bunu nereye kadar kullanacaksınız? Kristal Bill Ligi'nin ortalarına kadar etkili olacaktır diye düşünüyorum. Fakat ondan sonrasında bunu biraz değiştirmeniz gerekiyor. 24 adet balon, 60 adet dal kavuk sonrası için daha ideal oluyor. O da zor geliyorsa isterseniz 28 balon, 40 dal kavuk da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi büyü olarak da 1 adet şimşek büyüsü, 3 adet öfke büyüsü kullanıyoruz. Fakat büyülerinizi her savaşta kullanmaya çalışmayın. Yani savaş başına 1 ya da 2 büyü kullanın. Hatta bazı savaşlarda hiç kullanmanız gerekmeyecek. Fakat ilk başlarda büyük ihtimal büyük kullanmanız gerekecek diyorum. Dilerseniz savaş örneklerine geçelim. Yaptığım savaşları göstereceğim sizlere. Bu yöntemle söylemek istiyorum ki bu yönteme alışmanız biraz zaman alacak ve pratik gerekiyor. Ama bir noktadan sonra bu yöntemle hiç büyük kullanmadan bile neredeyse son seviye köyleri alt edebileceksiniz. Şu anda gördüğünüz gibi neredeyse bütün savunmaları son seviyede yüksek şekilde geliştirmiş bir köy. Saldırmadan önce köy seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Öncelikle X toplarının yere bakıyor olması lazım. Bunları unutmayın. X topları havaya bakıyorsa direkt sıradaki butonuna basıyorsunuz ve o köye saldırmıyorsunuz. Aynı zamanda hava savunmalarının merkezi konumlanmış olması lazım. Bu ne demek? Hava savunmaları burada gördüğünüz gibi merkeze yakın. Yani dışarıdaki binaları korumuyorlar. Bu bizim için bir avantaj. Yani hava savunmaları dışarıdaysa tekrar sıradaki butonuna basıyorsunuz ve o köye de saldırmıyorsunuz. Aynı zamanda okçu kulelerinin de kenarda olması lazım. Balonlarımızın bıraktığımızda direkt okçu kulesine yönelmesini istiyoruz. Yani onların dikkatini dağılmaması lazım. Önüne başka savunma birimleri olmaması lazım. En az sayıda balonla en çok hasar verebilelim. Okçu kulelerini aldıktan sonra dış taraftaki ve mevcutsa dış taraftaki büyücü kulelerini de yok etmemiz gerekiyor. Bir okçu kulesi bir balon denk arkadaşlar. Yani savunmasız bir okçu kulesini bir balonla alabilirsiniz. Fakat genelde pesalar, büyücü kuleleri veya hava savunmaları bu okçu kulelerini koruyor. Bu yüzden hava savunması tarafından korunan okçu kulelerine 3 adet balon atıyoruz arkadaşlar onu almak için. Sadece büyücü kulesi tarafından korunuyorsa 2 adet balon genelde yeterli oluyor. Ama genelde okçu kuleler için 3'er adet balon işimizi görecektir. Dış taraftaki okçu kulelerini ve var ise büyücü kulelerinde 2 adet balonla temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda klan kalesini çekin fakat klan kalesini çekerken klan kalesini çekmek için ekstra bir efor sarf etmeyin yani. Klan kalesini bir okçu kulesini yok ederken çekmeye çalışın. Daha faydalı olacaktır. Ardından şimşek büyüsüyle büyücüleri alt ettikten sonra kaldıysa kalan klan kalesi askerlerini de dal kavuklarımızla öldürüyoruz. Ardından köyün boştaki binalarını gördüğünüz gibi savunmasız bir sürü bina kaldı. Dal kavuk atarak bunları yok ediyoruz ki kolay bir şekilde yüzdemizi %50'ye çıkarıp bir yıldız alabilelim. Burada bir öfke büyüsünü atlatıp klan kalesi balonlarımı yolladım buraya. Buradaki okçu kulesinin hava savunmasını almak için. Aynı zamanda soldaki büyücü kulesini almaya çalıştım fakat o deneyimim başarısız oldu. Bu şekilde köyün büyük bir kısmını temizledim fakat sürem 30 saniye. Gerçekten çok benim için stresli bir saldırı oldu. Son anlara kalan bir saldırı oldu. Tekrar büyücü kulesini oradan aldım. Fakat gerek var mıydı? Yoktu. Dal kavuklarına burada gördüğünüz gibi 15 saniye kaldı. %40'tayım. Ardından kahramanlarımı attım. Kahramanlarımı bastım ve tüm dal kavuklarımı oraya yerleştirdim. Ve saniyeler kalan savaş aldım. Aslında yüksek bir yüzdeyle geçtim yani. %57'ye çıktım fakat 3-4 saniye kala bu yüzdeye eriştim. Bu yüzden benim için zor bir savaştı. Fakat bu heyecanla yaşamak güzel oluyor yüksek kupalarda. Gerçekten tavsiye ederim eğer bunu yapmak istiyorsanız. Bunun dışında saldırınıza geçmeden önce mutlaka okçu kraliçeyi çekip yok etmeyi unutmayın. Klan kalesi gibi. Barbar kralı elemenize gerek yok. Çünkü barbar kral havaya vurabilen bir birim değil. Şu anda yüksek kupalarda çok fazla köy binası 9. seviyelere denk gelmiyorsunuz arkadaşlar. Burada şansımın bir tane köy binası 9. seviye buldum ve 2 yıldız almak istiyorum burada. Çünkü seviyeden sonra köy binası 9'larda kesinlikle 2 yıldız alabiliyor olmanız lazım. Ne olursa olsun çünkü köy binası 9'lar gerçekten çok nadir ve çok kolay oluyor. Burada yaptığım şey anti domuz köy düzenine sahip olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar burada köyün. İlk önce okçu kraliçeyi çektim fakat dikkat edin sol ve sağ taraftaki savunma birimlerini yok etmeye çalıştım. Önce oraya birkaç balon yollayarak. Çünkü yok etmeseydim balonlarım etrafı da alacaktı ve
Bu onların merkeze gitmesini engelleyecekti. Ardından balonlarımı L şeklinde köyün aslında bulunduğu köşeden saldım. Burak çıkan Klan Kalesi askerlerine yüksek büyüsü atmayı unutmadım. Ardından dalgalıklarımı da bir çizgi şeklinde saldım ve iki adet öfke büyüsünü köyün aslında sol ve sağ tarafına bıraktım. Ardından tam ortaya köyün aslında kapsayacak bir şekilde bir öfke büyüsü daha bıraktım. Bu da dalgalıklarım Klan Kalesi'deki işleri bittikten sonra köyün aslında dönecekler. Ne olur ne olmaz diye kahramanlarımı da bıraktım fakat onlara gerek kalmadı. Bu yüzden canlarımı götürmemek adına savaşı burada kestim. 2 yıldız aldım. Bu bana 19 kupa kazandırdı ki bu seviyede 19 kupa gerçekten çok işinize yarıyor. Ardından bir de 3. köy tip olarak arkadaşlar böyle bir köy tip var. Burada oyuna para yatırıp köy nasıl ona basıp ilaç savunmasını fullleyip kalan savunmalarını boş verip duvarları daha ilk seviyelerde olan bu şekilde tabir ettiğimiz köyleri arkadaşlar. Bazı köyler de bulabiliyorsunuz burada. Köy nasıl 10. seviye gördüğünüz gibi. Savunmaları çok düşük seviyelerde bir karşı savunması hariç. Bu yüzden benim için kolay bir saldırı oldu. Dış taraftaki savunma birimlerine okçu kulesi, hava savunması ve büyücü gibi birimleri alanlarımı temizledikten sonra boşa çıkan binalara halkalıklarına saldıracaktım. Saldırdım. Gördüğünüz gibi okçu kuleyi çekmeyi unutmadım. Aynı zamanda Klan Kalesi'nden de bayağı bir büyücü çıktı. Bunları da yok edeceğim. Şimşek büyüğünle. Şu anda %20'deyiz ve gördüğünüz gibi dışarıda boşa çıkmış bir sürü bina var. Bunları da yok edeceğiz. Bina başına bir adet dalgalık bırakmanız yeterli arkadaşlar. O bina savunmasız ise dalgalıklar onu yok etmek için yeterli güce sahipler. Dediğim gibi %22'ye ulaştık fakat hala bir sürü boş bina görebiliyorsunuz. Bunları da aldıktan sonra %50'ye rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Fakat öncelikle Klan Kalesi birimlerini yok etmek istiyorum. Dikkatim yağmayı bozmasınlar diye. %22 şu anda. Ardından dalgalıklarımı boş binalara bırakmaya başlıyorum. Göreceğiniz üzere birazdan. Fakat ondan önce bir öfke büsü daha atarak buradaki son boşluk resini ve hava sormasını yok etmeye başladım. Ardından alt kısma da balonlarımı yollayarak oradaki iki okçu kulesinde hava savunmasını almaya çalıştım. Bunu da başardım fakat yukarıdaki hava savunmasını alamadım. Olsun düşük seviye bir hava savunması büyük bir sorun teşkil etmeyecektir. Ardından dalgalıklarımı bırakıyorum ve boş binaları alaraktan. Zaten hali hazırda %30'a ulaştık. Bu şekilde bizim için kolay bir yağma oluyor bu da. %50'ye ulaşmak herhangi bir problem teşkil etmeyecek. Ve buradan da kupalarımızı alacağız. Orada Klan Kalesi'nde de balon bulunduğumu unutmayın. Bu yöntemi uygularken en önemli şey arkadaşlar sabırlı olmanız ve hiçbir zaman hiçbir savaşa kahramanlarınız ve büyüleriniz hazır olmadan çıkmayın. Aynı zamanda Klan Kalesi her zaman dolu olmalı. Yoksa savaş kötü giderse veya başaramazsınız kazanmayı ekstra güç, ekstra desteğiniz olmayacak. Kesinlikle kaybedeceksiniz. Fakat şu ana kadar söyleyebilirim ki Klan Kalesi kahramanların ve büyülerin olduğu savaşlarda neredeyse hiçbirini kaybetmedim. Çünkü gerçekten onlardan 1-2 yüzdeyi mesela %48'de bitebilirsiniz. Bu şekilde okçu kraliçenizi atarak belki %1'lik, %2'lik bir binayı yok etmeniz size savaşı kazandırabilir. Bunlar çok önemli. Bu şekilde arkadaşlar saldırı stratejileri bölümünde balonlar ve dalgalıkları izlediniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Kanalımıza abone olursanız en yeni videolara anında ulaşabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmından yorum yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Son olarak da Facebook sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. facebook.com/turkcaklashofplan adresinden Clash of Plans ile ilgili en yeni haberlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında videoyu beğendiyseniz veya beğenmediyseniz aşağıdaki beğenme veya beğenme butonuna tıklayarak bizlere bildirebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bunları gerçekten ciddiye alıyoruz. Clash of Plans'dan ben Mustafa. Herkese iyi günler.